TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Saat 14. bölümle karşınızdayız. Şimdi neler yapacağız? Bugün Türkiye'nin en değerli, gelmiş geçmiş en değerli yazarlarından Rıfat Ilgaz, aynı zamanda bir öğretmen Rıfat hocamız, Hababam sınıfı ise izlemeyen, okumayan vardır ama izlemeyen herhalde yoktur. Onun 109. bugün doğum günü. Aslında dün, yani 1911'in 7 Mayıs'ında, fakat biz bugünü aldık. Dün de kutlandı. Bugün de kutluyoruz. Aslında haftalar boyunca kutlasak hakkını ödeyemeyiz. Bununla ilgili de bir anekdotum var. Biraz sonra aktaracağım. Ama bugün Zeki Avasya'nın da sinema ve tiyatro oyuncusu Zeki Avasya'nın da 5. yılındayız. Onu kaybettiğimiz. Evet, bu tagı Sertaç Çelik hazırladı bize. Çok güzel, o hatırlatıyor zaten. Yani hatırlatmasa bu tempo içinde unutuyoruz. Ve unutuluyorlar. Gerçekten unutuluyor. İyi ki Artı TV varız ve bu değerlerimizi anıyoruz. Onu da saygı sevgiyle anıyoruz. Zeki Avasya'yla yıllar önce, yani 90'lı yıllardı sanıyorum. 90'lı yılların ilk yarısıydı. Bir karşılaştığımız bir yerde söyleşi yapmıştım. Şey dedim, kendi filmlerinizi izler misiniz? Dedi ki izlerim ama dedi ilk filmi dedi sabah 11 matinesinde başladım dedi izlemeye. Akşama kadar en önde izledim dedi. Çünkü kendimi ilk defa görüyordum orada dedi. Ve bu samimi itirafı yapmıştı bize Zeki Avasya. Düşünememiştik tabii. Yani o kadar ünlü birinin böyle anekdotları paylaşacağını düşünemiyorduk. 56 yıllık sanat hayatında 75 filmde rol aldı. 10 filmin senaryosunu yaptı. 25 filmin ise yönetmenliğini yaptı. Çok yetenekliydi. Onlar Zeki Avasya, Metin Akpınar diye ikiliydiler. Zeki Avasya için kısa boylu şişmanı denirdi. Zeki evet, böyle bir özelliği vardı Metin Akpınar ve Zeki Avasya arasında. Biri zayıf, sonra ikisi de şişman haline geldi. Ama sanat güçlerinden hiçbir şey kaybetmediler. Zeki Avasya 5 yıl önce terk etti. Ama filmleri, onun yönettiği, oynadığı filmler hala ekranlarda, festivallerde, YouTube kanallarında izlenebiliyor. Kendisini sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdi doğum gününe geçeceğiz. Rıfat Ilgaz'ın doğum günü bugün. Rıfat Hoca biliyorsunuz Cide'li. Hatta 1980'lerde 12 Eylül darbesinde de Cide'deydi ve orada da gözaltına alındı yine Rıfat Ilgaz. Orada da yani hiçbir askeri dönem yok ki ona çileyle takdim edilmesin. Rıfat Ilgaz'ın bir anekdotu daha var. Kendisi şöyle diyor bizim Yokuş kitabında. Hayatımızın diyor zor olacağını biliyorduk ama diyor hani diyor bu kadar mı çileli olmalıydı ve kahrediyor. Aynı şeyi Vedat Türkali de yazmıştı. Yani biz de diyor tahmin ediyorduk bir takım zorlukları çekileceğimizi. Ama diyor bu kadar mı olmalıydı diyor. Evet bu kadar olmalı diyorlar hala. Türkiye'nin yazarları, sanatçıları, gazetecileri, siyasetçileri hala cezaevinde. Yani 1940'lar sanki bitmemiş gibi. Aradan geçen bu kadar çok partili dönem yeni bir şey katmamış gibi. Cide'yi gördüm. Cide'ye gittim. Rıfat Ilgaz'ın evini gördüm. Restore edilmişti. Ve orada Rıfat Ilgaz gerçekten şehri. Rıfat Ilgaz'ın bugün doğum günü. Bir önceki doğum günü de 70. doğum günüydü. Epey zaman geçmiş aradan. Cemal Reşit Rey'de kutlamıştık. 70. doğum gününde sadece 7 gazeteci vardık.
Ve 2 gün sonra bir magazin figürünün doğum gününde ise tam 28 gazeteci vardı. İkisini kıyaslayarak yazmıştım ben o zaman Milliyet Gazetesi'nde. Rıfat Ilgaz gelen, onu izlemeye gelen magazin gazetecilerle değerini arttıracak bir insan değildir tabii ki. O kitaplarıyla, dostlarıyla. Bir tanesi de şu anda Cide'nin kopmaz bağlarıyla bağlı olanlardan bir tanesi. Bana gelen telefonda Şoför Süleyman diye yazıyor, Aydın Ilgaz yollamıştı. Süleyman Salcı, Rıfat Ilgaz'ın Cide'deki çok sevdiği dostlardan biri olarak biliniyor. Şimdi telefon attığımızda Süleyman Salcı. Yayınımıza hoş geldiniz. Nazım Bey, teşekkür ederim. Evet, sizi Rıfat Ilgaz'ın dostu olarak Aydın Ilgaz söyledi. Siz Rıfat Hoca'yla ne zaman tanıştınız ve bu dostluğunuz nasıl sürdü, gelişti? 79 yılıydı. Cide de ben minibüsçülük yapıyorum. O yine de devam ediyor da o tarihlerde haftada 2 gün çalışıyorduk buranın pazar olduğu gün. Zamanım da çoktu. Tanışmamızdan sonra çok sevdim kendisini. Açık yürekli, açık sözlü, çok Cide sevdalısı bir insandı. İşte ben onun pazar alışverişini yaptırıyordum. Odunlu falan taşırdım. Yani tanıştıktan sonra bir daha ayrılamadım. Ben ölümüne kadar sürdü dostluk. Hala da yine devam ediyor şu anda bile. Doğru. Evet efendim. Şu anda biz İstanbul'da bir televizyon programında sizi arıyorsak, Rıfat Ilgaz'ın dostu olduğunuz için arıyoruz ve bu da sizin dostluğunuzun sürdüğünün göstergesi. Sizin Rıfat Hoca ile beraber fotoğraflarınız da var arkadaşlar, onları da getirir misiniz ekranı? Minibüsün içinde hem de fotoğraflar. Evet, işte o zamanlar biraz daha zayıfmışsınız galiba, değil mi Süleyman arkadaş? Aradan epeyce yıllar geçti. Evet. Tabii bu 84 değil mi? Bu fotoğraf, minibüsün içindeki fotoğraf. Siz görmüyorsunuz ama belki evet, onu. 84 yılında o fotoğraf. Bu da ikinci fotoğraf, kahvedeki 91 galiba. Evet. Çok güzel. Hangi, ben göremiyorum şu anda. Şey işte kırmızı kazaklı bir arkadaş var aranızda. Dün gece o, yolladığınız. O Kastamonu'da çekilmiş fotoğraf. Kastamonu. Orada imza evet. Günü vardı yanılmıyorsam. Orada evet, o arkadaşımız da rahmetli oldu. Zafer Demir, ışıklar içinde olsun hepsi. Güzel günlerdi. Yani, evet. Peki kadar... siz Rıfat Ilgaz'ın tanışmadan önce kitaplarından haberdar mıydınız, okur muydunuz, yoksa tanıştıktan sonra mı kitaplarıyla da tanıştınız? Daha önceden de haberdardım ama yani bu derece kendisinin yakın olduğunu, yani böyle insanlara sıcaklığını, halkın içine girmesini bilmiyordum tabii. Hani evet. Deyince biz hani belirli bir mesafede duran biri zannediyor. Halbuki o bizden hiçbir farkı yoktu. Hatta kahvelere gelir, lokantaya gelir, halkla sohbet eder. Yani hatta hala öğrenme çabası içindeydi. Öğrettiği gibi yani ne bileyim, böyle şiveden örnek vereyim. Bizim Cide'de yazma derlerdi sadece. Sarı yazma değildi. Örtme geçerdi, yazma geçerdi. Mesela o sarı yazmayı ismini koyan Rıfat Ilgaz'dır. Yazmaya sarı yazma. Yani ondan sonra sarı yazma diye anılmaya başladı. Kitabını, romanını yazdı, şiirini yazdı. Sarı yazma öyle bir şey oldu ki yani isyanın simgesi haline geldi. Bu buradaki HES'lere karşı mücadele veren Loç köylüleri hep o sarı yazmayla çıktılar ileri. Yani sınırları aştı sarı yazma. Şu anda Rıfat Ilgaz deyince sarı yazma, sarı yazma deyince Rıfat Ilgaz, yani Cide ile birlikte tabii bunlar. Evet. Birbirinden
kopmayan birliktelik oldu. Evet. Peki Süleyman arkadaşımız çok teşekkürler. Biz evet. Aydın Ilgaz'la da bağlantı yapacağız. Bize Cide havası getirdiğiniz için çok önemli ve çok değerlisiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Rıfat Hoca'yı yad ettik sizinle birlikte. Cide rüzgarı esprediniz ekranlarımızda. Sağ olun. Siz de sağ olun Aydın Bey. Teşekkür ederim. Saygılar. Oradaki arkadaşlara da selamlar. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, Rıfat Ilgaz'ın Cide'deki dostu deyince hani kaymakam belediye başkanı falan değil, minibüsçü Süleyman Salcı telefon hattımızdaydı. Rıfat Ilgaz'la ilgili bir anekdot daha aktarmak istiyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cide'nin Atatürkçü Düşünce Derneği bir pankart asmıştı. Düşünce tankla, topla, silahla engellenemez diye. Onu da derneği karşısına asmıştı. Ve o zaman Batman ilçeydi. Batman'dan bir kaymakam vardı. Biraz da gergin bir kaymakamdı. O pankartı kaldırdı ve suç unsuru yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de yargılandılar orada. Ben de onu yargılanmaya izlemiştim onu. Davayı izlemiştim. O zamanlar böyle laptoplar falan yoktu. Şimdiki gibi internet yoktu. Telefon hattına bağlanan bir bu laptopun daha ilkel hali vardı. Direkt haber merkezine gidiyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden yazıyorum. Telefonla bağlanıp haber merkezine geçiyorum. Fakat yazı yarısına kadar geçiyor, kesiliyor. Meğerse sonradan aranıp MİT'ten izliyorlar, dinliyorlarmış onu. Fakat dinliyorlar, telefon hattı bağlanıyor ama hiçbir şey duyamıyorlar. O zaman kesiyorlar. Sonra anladık ki biz izliyorlar. Ben aldım onu, laptopu, gittim. Laptopun babası o. Gittim bir bakkal dükkanından geçtim. Sonra da onu orada bıraktık ve çıktık. Sonra geriye dönmüştük şeyden. Rıfat Ilgaz'ın bir başka dostunun da orada Gideros koyu var. Bartın'la Cide arasında. Orada yaşıyor. Gideroslu Kazım. Onun estetik anlayışı aynı Aydın Boysan gibiydi. Rıfat Ilgaz'ın evi yenilenmiş orada. Ama olduğu gibi yenilemişler her şeyi. O da kırmıştı ona. Diyor ki buna diyor şey değdi mi diyor. Rıfat Hoca'nın eli değdi mi buraya diyor. Aşınan yerler diyor. Çürüyen yerler değiştirilir. Sağlam yerler bırakılır orada diyor. Ama diyor bunu bırakmadan restorasyonu çok kızmıştı Gideroslu Kazım. Düşünün ki sadece bir balıkçıydı o. Evet sevgili izleyiciler, Rıfat Ilgaz hocamızın 109. yaşını kutluyoruz buradan saygı, sevgiyle. Ve şimdi telefonda Rıfat hocanın oğlu Aydın abimiz var. Aydın Ilgaz. Abi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazımcığım. Her zaman sen böyle güzel günlerde karşımızda ve telefonun öbür tarafındasın çoğunlukla. Demin söylediklerini de dinledim zaman gerçekten. Zaman zaman oluyoruz zaman. Yani stüdyomuzda seni şu açıdan unutmuyoruz. Artı TV'de yayına başlarken ilk konuğumuz Aydın Ilgaz'dı. Ve bize sarı çizikler, sarı yazmalarla gelmiştiniz. Evet. Onu unutmuyoruz. İMC TV'de ilk yayınımızda 2011'di. Evet, çok görkemli bir yerdi orası. Koskocaman bir yerdi değil mi? Büyük provalarla büyük. Alo. Aydın abi duyuyoruz sizi. Bugün 109. yılındayız. Rıfat Ilgaz'ın tabii ki yaşıyor. Çünkü eserleri nesilden nesile gidiyor. Oyunları sahneleniyor. Filmleri hala gösteriliyor. Belki yeni filmler de çekilecek ve çekiliyor. Önce sizden başlayalım. Rıfat Ilgaz'ın oğlu olmak nasıl bir şey? Eskiden başlayayım. Şimdi çok havalı olduğunu biliyoruz kitap fuarlarında. Rıfat Ilgaz hocamızın oğlu diye herkes yanınıza geliyor. Ama bir de eski yılları var. Öğrencilik yıllarında nasıl yaşadınız o yılları? Ben babamın adını sorulduğu zaman farklı söylerdim. Ya farklı çağrışım yapsınlar diye. Mehmet göbek adı derler o zaman. Mehmet
Rıfat Ilgaz derdim. Önce Mehmet'i öne çıkarmaya çalışırdım o çocuksu yıllarımda. Çünkü hemen bir kırmızı lekeyi koyuverirlerdi. O günlerde birçok bakımdan insanları, bilhassa aydın ve yazar olan dostlarımızın karalanması için onlara lakaplar takılır. Rıfat Ilgaz'a da komünist lakabı takmışlardı. Çünkü kitabının kapı kırmızıydı, şiir kitabı. O yüzden zaten yattı. O yüzden benim 5 yaşından itibaren pek övünemezdim Rıfat Ilgaz'ın oğluyum demeye. Annem öğretmendi. Onu da zorlarlardı. Kandilli Kızlesi'nde Türkan Saylan zamanında öğrencisiydi. Bütün bunları yaşarken biz babamızla, annem eşiyle pek övünemezdi. Adını saklamak zorundaydık. Çünkü bizi zor duruma sokarlar. Hatta ben Hababam sınıfı Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı okurken babam onu yazmaya başlamıştı. O da bildiği için kapağına veya Dolmuş Mizah dergisinde çıkarken adını kullanamamış, takma isimle Stepne adıyla yazmıştır ki dolmuş dediğimiz binek arabanın yedek lastik anlamına gelir Stepne sözcüğü şoför ağzıyla. Onu Rus yazar zannederler, Steplerden gelme bir soyadı zannederlerdi. O yüzden babam sonradan, ben liseyi bitirdikten sonra adını yayınlamak istedi kitabında, ikinci baskısında. Birinci baskı Stepne diye çıktı. İkincide Rıfat Ilgaz diye yazmaya kalktı. Bu sefer inanmadılar. Ya bırak, adam yazmış şimdi bu isim, sen niye yeni eserler yazmaya çalışıyorsun diye. Bu arada tabii birçok bakımdan da biz babamızla övünemezdik, soramazdık. Bu kitap var mı yok mu demek bile biraz şaibeli olurduk. Oğluyum demek, annem, kız kardeşim. Bütün bunlar şimdi dediğiniz gibi belki biraz daha temize çıktık ama solcuk veya sosyalist veya başka lakaplarla bu sefer seni bir bakıma zor duruma sokmaya çalışıyorlar ama artık biz de alıştık. Övünüyoruz babamızın dik duruşundan. Çektiği sıkıntılar belki o küçük yaşlarımda beni çok üzmüştür. 5 yaşında bu. Babası hapiste yatan bir adam, onu ziyarete gitmek zorundasın her gün. Bunlar zor tabii. Bütün suçu babamın hür insanlar gibi konuşmak şiirinde dediği gibi kitaplar suç ortağıydı. İşte evet. Şimdi o kitapların okunması ve halk tarafından, bilhassa gençler tarafından sıraya girip de fuarda satın alınması veyahut edinilmesi beni çok mutlu ediyor. Ben onun 35 senelik de yayıncısıyım. Kitaplarını ben bastım uzun bir süre. Artık yoruldum bir bakıma. Şimdi Kırmızı Kedi Çınar Yayınları olarak çıkıyor. Evet. Böyle bir efsane. Evet. Çınar Yayınları kurulana kadar da Rıfat Hoca kitaplarından geri dönüş, telif pek fazla alamamıştı değil mi? Benim zamanımda da telif vermemiştim. Şaka söylüyorum. Evde bir çanak vardı. Para orada dururdu. İsteyen kullanırdı. Bizim evde her şey ortak olduğu için babam son tutuklandığı zaman Cide'de Et ve Balık Grubu'nun mecbasında yattı bir ara Kastamonu'da. Oradan alıp İstanbul'a getirdim. Bir daha baba dedim, öyle benden habersiz uzaklara kaçma. İstanbul'da benimle birlikte son 13 senesini yaşadı. İşte o zamanlar biz fuarlarda filan babam kitaplar imzaladı o bakımdan. Mutluyduk. Mutluyduk ve evet. Sizin gibi dostlar da bizi gelip ziyaret ettiği zaman daha çok mutlu oluyorduk. Çünkü artık babam eski günlerin dostlarıyla buluşabiliyordu. Aksi halde pek hapishane hastane arasında gidip geldiği için vakti olmuyordu dostlarını görmeye o zamanlar. Evet. Peki bir de şey var, 12 Eylül'ü Cide'de karşılamıştı ve evet. Rıfat Hoca ileri yaşına karşın gözaltına alınmıştı değil mi? 70 yaşın üstündeydi. Orada Sarı Yazmaz romanını yazmaya çalışıyordu. Oraya gitmiş, kendi
doğduğu kasabaya, İstanbul'da çok sıkılmıştı. 74'te terk etti İstanbul'u. Oraya gidersem tekrar yeniden bir doğuş olur. Biraz daha sakin olur. Yaşam sıkıntısı çekmem diyordu. Fakat o zamanlar tek başına kaldı oralarda. Bu sefer önce bu adam kim? Misali bir adam gelmiş. Buralıyım diyor filan. Oralarda biraz zorlandı ilk yıllar. Ev bulmakta zorlandı. Sonradan halk onu benimsedi, tanıdı. Eskiden burada vardın sen diyen dostları çıktı ortaya. Ve böylelikle Cide onun mekanı oldu ama pek rahat bırakmadılar. 81 yılında evinin yerini tespit edip bu evde oturanların hepsini tarayacağız diye kağıt astılar evin önüne. Tesadüfen ben de o sırada gittim. Tam o günlerde. Gece yarısı akşam böyle yatacağız. Gel balkonda oturalım dedi. Biz balkona ışıkları yaktık. Bir de kahve yaptım onunla birlikte içiyorduk. Bir de baktım evin sahibi geldi, apartmanın sahibi. Tarayacaklar seni diye işaretler yapıyor babama. Babam da dedi ki oğlum İstanbul'dan gelmiş, beni rahat bırak ya dedi. İçiyoruz dedi. Hocam ama dı 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 falan diyor. Fakat babam hiç kımıldamadı. Adam gitti. Adam gitti. Ertesi gün sabaha kadar ışıklar yandı balkonda falan. Ben gazete almaya şehre, kasabaya indiğimde millet bana dedi ki ya ne yaptınız siz? Evin önüne pankart astılar, bu evde oturanları tarayacağız diye. Senin haberin yok mu? Yok dedim, babam söylemedi. Babam söylememiş. Neyse meydan okumuş. Gelin tarayın demiş. Yani olan bana da olacaktı ama pek gelen giden olmadı. Evet. Yani böyle günler geçti. Korkusu yoktu onun böyle şeyden. Ben de size 2-3 kez anlattığım yemeklerde anekdotu var, kitapta da yazıyor. Ben oradan aktarmak istiyorum. Rıfat Hoca Babali'de işte dizgiciye bir şeyler götürüyor dergi için. Avukatıyla konuşuyor. Avukatı da diyor ki ben de bir para aldım. O zamanlar hani birbirlerine yemek ısmarlamak şey gibi, yurt dışı seyahati gibi. Diyor ki gel bir öğlendiğin kum kapıya gidelim yemeğe diyor. Peki diyor, bunları diyor şeye vereyim diyor dizgici. Onları veriyorlar. Mesabet kahvesinde içmişler. Sonra çıkıyorlar. Sultanahmet Adliyesi'nin yanından aşağıya kum kapıya inecekler. Avukat diyor ki ya şurada diyor benim kalemde bir işim var. Ona diyor imza atalım. Sen diyor çıkacağım diyor. Orada dilekçe vereceğim diyor. İyi diyor, ben de geleyim diyor. Bakayım benim davalar ne alemde falan diyor. Avukat kaleme gidiyor. Rıfat Hoca da koridorda işte kendine ait davaları takip etmek üzere mahkemeye giderken mübaşir görüyorum. Diyor ki ya gel diyor, senin duruşman var diyor. Aa öyle mi diyor, tesadüfen geldim, hiç çağrı yok mu diyor. Gelmişken gireyim bari diyor. Giriyor. Ondan sonra duruşmaya, yemeğe gitmek üzere çıkmış kahveden ve yemeğe gidecekler, bir rakı içecekler, balık yiyecekler, sonra işine dönecek. Duruşmaya giriyor ve duruşmada tutuklama kararı çıkıyor. Adliyenin hemen arkasındaki, şimdi Four Seasons Oteli olan Sultanahmet cezaevine yollanıyor. Avukat geliyor, ne oldu diyor. Ya diyor benim davam varmış, bakayım dedim diyor, tutukladılar diyor. Aa bir dakika falan diyor ama tabii iş işten geçiyor. Avukat devreye giriyor, işte dilekçe veriyor falan filan. Ve bir cehennemde yaşıyordu Türkiye'nin en saygın, en büyük yazarlarından Rıfat Bulgar. Orada değil mi abi? Bir sene yattı o davadan. Hatta ben annemden de duyardım. Sormuşum nerede babam diye. Bir yerden demiş çıkar, yakında gelirler, yatak isterler. Yattığı hapishaneye götürmek için. Şimdi bu senin anlattığına bir tane de ben kısa bir öykü anlatayım. Babam Marco Paşa'yı tek başına çıkardığı günler de oldu. Yani o Aziz Nesin İstanbul'un dışına çıkmıştı. Sabahattin abi Ali öldürülmüştü. Babam da tek başına hem dizdirmiş hem işte sayfayı toparlamış. Üst baş pislik içinde, mürekkepten kirlenmiş, saç sakal uzamış.
Demiş ki gideyim bari şu semt berberinde tıraş olayım diye gitmiş berbere. Bakmış ki o bastığı Marco Paşa piyasaya çıkmış bile, vermiş getirmiş. Oturmuş onu incelemeye, işte Akbaba var, Marco Paşa var, onlara bakarken berber de izliyormuş aynadan. Babamın o dergilere baktığını ve ilgilendiğini hissedince, tanımıyordu babamı. Babam sıra gelip oturduğu zaman, beyim demiş, bakıyorum demiş o mizah dergilerine, gazetelerine çok ilgi gösteriyorsunuz. Babam da demiş ki, valla severim demiş o tür yayınları. Onları okuyordum demiş. Yahu demiş, herifler ne yazıyorlar ya demiş Sabahattin Ali Aziz Nesin'i babamı kastederek. Heriflerde bir kafa var demiş, neler yazıyorlar, bayılıyorum okumaya demiş. Babam da demiş ki, tam ensemi tıraş ediyordu diye. Arkadaş demiş, benim kafam onların kafasına benziyor mu? Ya beyim nerede sen diye öyle kafa demiş. Ya adam beni tanımadığı için benim kafayı beğenmedi diyor. Nerede o kafa sende beyim demiş. Şimdi Türkiye'nin kaderi bu. Bunlar yazar, çizer, çıkar, gider ve hak girer. O zamanlar basın o kadar az ki zaten gazeteler. Radyoda sadece devlet radyosu. Babamın içeri girdiğini kimse bilmezdi. O yüzden gidip arardık bu annemle hangi hapishaneye düştü diye. İstanbul'un bütün hapishanelerini, hatta maalesef hastanelerin de hastalanınca içeride dolaşmış ve bize onları oralarda ziyaret etmişizdir. Hep aramızda bir yasaklı bölge oluşur ya hapishane demiri yahut da hastanenin işte girme odaya mikrop kaparsın gibi. Aydın abi. Böyle büyüdük. Evet. Aydın abi, süremizin sonuna geliyoruz. 1-2 dakika kaldı ama ben de bir şey eklemek istiyorum. Senin için de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Benim için de oğlumun annesi Tülin Ölmez şimdi not yolladı. Diyor ki Rıfat Ilgaz'ın eşi Aydın Bey'in annesi Rikat Hanım benim ortaokulda Türkçe öğretmenimdi. Işıklar içinde uyusun. Hayatımdaki en önemli çok büyüktür benim diye. Ben de burada önüne mesaj mı geldi böyle? Mesaj mı geldi? Mesaj geldi şimdi. Evet. Yani Yeni Kapı Ortaokulu'nda müdür muavinliği yaptı annem. O zaman Aksaray tramvay garajı vardı. Onun oralardaydı. Bence okulun bahçesi de büyüktü. Hatırlarım, benim küçüklük resimlerim vardır bahçede çekilmiş. Çok Atatürk Kız Lisesi'nin ortaokulu olabilir. Yok, Ertemliyel Lisesi Yeni Kapı'dır o. Bulvar sineması vardı. Yeni Kapı dediğimiz Aksaray'ın pazar yerinin civarındaydı orası. Bütün İstanbul'un o esnaf öğrencilerin hepsi orada okur. Ben yıllar sonra piyasada bir yere girdiğim zaman işte bir şey imzalarken, taksitli bir şey alırken soyadımdan dolayı yakalanırdım. Derlerdi ki Rikat Hanım'ın sen şeyi misin derlerdi. Oğlu musun veya işte akrabası mısın? Annemin en büyük iftihar ettiği de Türkan Saylan'dır. Annemin öğrencisiydi Kandilli Kızlesi'nde. Ben onunla çok kardelen konferanslarına gittim her tarafa. O yüzden övünürüz biz öğrencileriyle annemin. Hala peki, vardır. Aydın abi bir şey eklemek istiyorum ve son sözü size vereceğim yine. Rıfat Ilgaz'ın kendisi, oğlu, torunları da Kerem, yani ve Elif. Büyük oğlu Kerem, Metin Göktepe ile beraber o Metin'i katledilen cenazenin son anını birlikte yaşayanlardandır Kerem. Kızım Elif ise şu andaki hapisteki gazetecilerin hem vicdanı hem sesi, bunu da ekleyelim. Gelenek sürüyor. Ve sizler hep üçünüzün adı bir arada geçerdi. Ay canım, çok teşekkür ederim. sizden son sözleri alalım ve biz Ankara'ya gideceğiz şimdi. Çok teşekkür ederim beni aradığınız için. Eski günleri de iade ettik. Ne mutluyum ki benim kızım, oğlum da basın dünyasında. Onlar da kuyruklarını dik tutuyorlar babam gibi. Onur duyuyorum onlarla ve senle bilhassa hep senden söz ederlerdi. O senin elektronik cep
mailin vardı. Bütün İstanbul'da senin yayıncılıktaki devrimini anlatırlardı. O elektronik maili kullanırken. O yüzden hep sana o gelir. Teknolojik açıdan çok ileriydin sen. Çok teşekkür ederim. Bütün dostlara sevgiler, saygılar herkese. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Rıfat Ilgaz hocamızın 109. doğum günü. Aslında dündü o. Biz bugün şimdi Aydın Ilgaz telefon attığımız dedi. Daha önce de Süleyman Salcı Cide'deki onun şoför arkadaşıydı.